Pandemi sürecinde özellikle yapılan çalışmalarda yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, genç, yaşlı demeden herkese etkiliyor. Ancak virüs nedeniyle obez kişiler daha olumsuz etkileniyor. Yurt dışında yapılan araştırmalarda koronavirüsün obez kişiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, vücut kitle indeksi yükseldikçe hastalığın şiddetinin arttığını, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona bağlanma ihtiyacının olduğu belirtildi. Pandemi sürecinde özellikle yapılan çalışmalarda obezitenin ve fazla kilo alımının hastalığa yakalanma riskini arttırdığı, hastalığın seyrini olumsuz etkilediği, hatta yoğun bakımda kalış süresini bile uzattığı ile ilgili çok çalışmalar yapılmaya başlandı. O yüzden kilo kontrolünü sağlamak bu dönemde çok önemli ve değerli. Tabii ki pandemi süreci bizim için ciddi anlamda tamamen yaşam tarzımızın da değişebildiği bir dönem. Daha uzun süre evde kalıyoruz, hareketsiz kalınıyor, stres faktörleri artıyor. Stres faktörlerinin artmasına bağlı olarak bazı iştahı arttıran ve yemeğe iten hormonların da tetiklenmesine neden oluyor. Tabii ki bu da insanları daha fazla şekerli, daha fazla yağlı gıdalara yönlendirebiliyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı bireylerin sağlıksız beslenmeyi arttırdığına da dikkat çeken Akgül, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yer verilmesini istiyoruz dedi. Örneğin bazı bireylerin bunu takıntı haline getirerek her gün tartıldığını ya da başka kendisine uygun olmayan diyet metotlarıyla ilerlemeye çalışarak açıkçası kilo aldıkları süreci yönetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Aslında bu da başka bir risk faktörünü oluşturuyor. Çünkü kişinin bireysel özellikleri, kan değerleri, kronik hastalıklara yatkın olma risklerinin değerlendirilmeden hiçbir şekilde beslenme programlarının hazırlanmıyor olması gerekiyor. Bizim isteğimiz kişiyi bireysel olarak değerlendirerek, ihtiyaçları tespit edilerek, özellikle bu dönemde önemsediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaların mutlaka yer verilmesini istiyoruz.